Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yılın son bence böylesi. Evet. Umarız en az bir 20 yılda daha... <laughs> Allah sağlık verirse. Devam ederiz umarım. İnşallah abi. Hadi hayırlısı. Son maç haftanın son maçı. Beşiktaş'ta Beşiktaş başlayalım. Şey gibi, şey gibi bol alevli bir hafta aslında. Konuşacağız evet. hepsini. Evet. Sivas maçı. Bombaladı ortalığı. Ali Koç'un açıklamaları, Erdem Tırman'ın açıklamaları. Beşiktaş'ta başlayalım. Daha iyi Beşiktaş vardı diyebiliriz değil mi sahada geçen haftaya göre? Daha iyi oynadı takım ee, en azından. Hücum olarak olmasak da beraberlik anlamında. Evet daha. bir pas örgüsü oluşturmuş vaziyette Beşiktaş He. en azından. Sebebi de çok basit. Orta sahayı buldu Şenol Güneş. Yani kendi ideal orta sahasına döndü tekrardan. Zaten Atiba Necip orta sahası çok anlaşılmaz bir orta saha olduğu gibi kendi kariyerinin de zıttı bir orta sahaydı. Yani Şenol Güneş'in ömür boyu 8 numaraları fazla hücumcudur. İşte Oğuzhan oynattı orada. Talişka Sosa yaptı. Pardon, Kol Pardon Talişka Oğuzhan, Atiba, Talişka Tolgay, Atiba. ya yani böyle hep... Kolman Selçuk. Evet yani Zorba. Bursa'da da aynı şekilde Beşiktaş da aynı şekilde. Sekizleri bile çok hücumcuyken e, üç tane neredeyse hücum gücü çok yüksek olmayan oyuncuyla sahip sahaya çıkması çok acayipti. O yüzden de e, geçen hafta kadro çok hatalıydı. Bence doğru kadroya çıktı. Kargo e, kadrodaki şey doğruydu. Yani e, kurgu doğruydu. Evet. Ama eldeki en iyi kadro onu da unutmamak lazım. Yani Beşiktaş'ın eee elindeki malzemeden çıkabilecek en iyi şey bu. Çünkü elde yani burada bir kuzu şiş falan olmaz burada. Çünkü sadece mesela pilav var, biber var. Eee bezelye var azıcık falan. E, kuzu şiş istiyorsun, taraftarı istiyor, et istiyor. Yok. Olmaz bu kadrodan. Onu da söyleyeyim. Yani e, eldeki ideal 11 dün analiz videosunda da söyledim. İdeal 11'ini, ideal orta sahasını buldu ama e, bu kadro içindeki en ideal. Tamam. Yoksa Beşiktaş'ın orta sahası böyle olmaması lazım. Dün karşımıza korkunç bir istatistik çıktı. Maç bittiğinde açıp baktık. Gibson e, Getson sıfır şut. Salih sıfır şut. E, Josef bir şut. Tayfun girdi oyuna. Tayfun orada orta sahada oynadı. O da bir şut. E, yani ideal üçlü bir şut çekmiş 90 dakikada. Evet. Beşiktaş zaten ortada bir şey yapamadığı için kanatlardan geliyor. Kanatlardan geldiği için de ee, sıkıntı yaşıyor. Çünkü kanat oyuncuları da gerçek iyi kanat oyuncuları değil şu anda. Şimdi rakiplere baktığında 3 tane şimdi sen 90 dakikada Demirspor'a bir şut çekiyorsun senin 3 tane oyuncu. Rakiplere baktığında İrfancan Can şut çekiyor. Tamam. Zeiss şut çekiyor. Oliveira iyi şut çekiyor. Mertens. Mertens iyi şut çekiyor. E, e, tam ortadan bahsediyorum bak. Torreira'nın bile şut umutu geldiğinde vurur var. Yani. E Trabzon'da Bakasitas dedik, Hamşik dedik. Yani Abdur burada Kadir bir Ömer. Evet yani o üçlü diğer takımlarda full hücum ederken Beşiktaş'ta hücum edemiyor. Bu çok büyük problem ve bu yüzden de e, kanatlardan geliyor. Kanatlarda ise daha bir problem var. Beşiktaş'ın bir türlü hücum etkinliği sağlayamamasının sebebi birincisi sağ kanatta oynayan oyuncu Cenk Tosun sağ kanat değil. Bu arada ona rağmen sağ kanat olmamasına rağmen fiziken çok iyi durumda olduğu için çok da sırıtmadı. Çok da ya Cenk Tosun kötüymüş dedirtmedi. İyi mücadele etti. Adam geçti falan. Sol kanatta ise tam anlamıyla bir e, Allah'a emanet. Sol kanat. Yani çünkü sol kanattaki arkadaşımızın e, <laughs> hiçbir planı yok oyunla ilgili. Enkudu'nun. Evet. Yani bir plan kurayım. Kafamı kaldırayım. Arkadan Masu bindirsin. Cenk öne gelsin falan yok. Bakıyor. Hızıyla geçiyor. Orta yapıyor. Başka hiçbir planı yok. E, o yüzden de hani başka bir planı olmadığı gibi sakarda sakarlı da var beceriksizliği de var. 12. dakikada boş kaleye at atabilse o golü takımın özgüveni çok artacak. Çünkü Beşiktaş çok iyi bir pas kurgusu yapmış. 7-8 pas yapmış. Vay be demişsin boş atman lazım artık onu. Attığın zaman hücumcular da diyecek ki ya bak hani bizden başka alternatifler var. bak. Bak orta sadece ki bak atabiliyoruz. Onu da atamadı. Orada da bence takım moralini bozdu. O yüzden de bir orta saha problemi var Beşiktaş'ın. Üretim problemi. İşin kötüsü kanatlar da iyi işlemiyor. Raşit Gezal yok. Enkudu yapamıyor. Cenk bence yanlış yerde oynuyor. Redmond kampta çok iyi diyor. Ama Redmond yok. iyi değil doğru. Ve tüm bu hikayenin sonunda yine eleştirilen Vegors oluyor. Evet. Vegorst iyi değil ya. Vegors da abi çok da de iyi değilmiş ya falan. Vegors'a problem. Ya Vegors beslenmiyor ki. Vegors'ta şey var mı mesela hani işte bir masuak kesti geçen hafta ama hani Vegors'un kafasına iniyor mu top? İnmiyor yok. ki ve Gors karşı karşı karşıya çok rahat kalıyor mu? Hep böyle çaprazlar zor pozisyon. Adam şey gibi, battal gazı gibi devamlı savaşıyor abi. Başka bir, şu Yüzüklerin Efendisi'nde Aragon vardı. Aragon. Ya, hiç durmadan savaşıyor ya. Adam bir rahat bir pozisyon bulayım, gol atayım falan yok. Batu şu ay da aynılarını yaşadı bu arada geçen sene. Yani boğuş 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 ama sana indiren servis yapan oyuncu yok. O yüzden de e, Vegors üzerinden yapılan eleştirileri de çok fazla kabul etmiyorum. Vegors'a hiçbir şekilde servis yapılmıyor. Orada bana göre ideal şu anda ideal üçlüyü buldu orta sahada çok verimli olması da ideal üçlü sağda Redmond, solda Cenk Tosun, ileride Weghorst. Enkud'dan kurtulması lazım. Enkud'u son 20 dakikaların sıkıştığında atabileceğin oyuncu. Enkud 11 oyuncusu Öne değil bana göre. kontra için alabileceği. O oyuncu. <laughs> Çünkü ondan beklenti olduğu zaman yapamıyor. Evet. Çok hareketli olabilir, topu itebilir, topu ileri götürebilir ama final pası, final şutu yok. Yani orası yüklenmemiş. Orada gelmiş oraya kadar özellikler. Orada yüklenmemiş. O yüzden de e, ideali sağ taraf Redmond, sol taraf e, Cenk Tosun, orada oynar. İleride Vegors. Wegors. E, Tabi Redmond beklerini veremiyor. Biraz Redmond ile ilgili de bence özgüven problemi var. Yani Redmond'a çok fazla bir yedek oyuncu oynasın mı oynamasın mı? Ya yani Redmond'da girsin mi girmesin mi diye muamele yapılan bir oyuncu. Redmond'ın kariyerine baktığın zaman 264 Premier Lig maçı var. Orada 28 gol 26 asist yapmış. Yani e, ve üstelik Delali gibi 3 yıldır kış uykusunda falan değil. Adam bildiğin geçen sene de 32 maç yapmış İngiltere'de 27 Premier Lig. Yani çok yoğun oynayan bir Premier Lig oyuncusuna burada biz garip bir şekilde yedek muamelesi yapılıyor. E, biraz o bence düzeltilmesi lazım. Yani ben olsam ki ben değilim. E, ama ben olsam üst üste bir 4 maç atarım Redmond'a. Sağ. Bir görelim bakalım. Ya adam bu ya hiçbir boş oyuncu Premier Lig'de bu kadar fazla süre vermezler. Abi sezon başında da demiştim. Sağ kanattan geldi. Redmond'u şöyle Hı -hı. sol kanatta Enkudu'nun oynadığı yerde bir üç maç üst üste denemeleri lazım. Çünkü Southampton'da da hep hatırladığım Oradan topla girebilen soldan özellikle. olmuyor mu? Sağ yapar da ters ayak kalıyor biraz abi Hı -hı. orada. Ama soldan böyle e, topla çok iyi <laughs> içeri girebilen, son vuruşu da Enkudu'ya göre 2-3 gömlek üstü. Evet, evet, evet. Yani Orada denenmeli gerekli, denemesi gerektiğini düşünüyorum Herkesin 2 yani. 3 gömlek üstü. Yani benim de şut çeksem ben kuduya göre 2 3 gömlek üstü olabilir. <laughs> Enkudu'yu saymıyorum ben Enkudu'nun Enk güzel şutları da var arada. Şanlıurfa onların Onların hepsi sayısı. şey işte. Onların hepsi bir bir maçlık denk gelmesi, etmesi. Yani tabii ki şaka yapıyorum. Ben tabii kendimi bir tutmuyorum da ya ama e, katkısı çok zayıf. Ya katkısı yok. Yani 4 senedir yaptığı şey ve beklentinin çok çok altında. O yüzden de Red orada denedir ama şu anda iyi bir sağ kanat oyuncusu yok ki Beşiktaş'ta. Yani Cenk sağda olmaz bence. Ben evet. Benim idealim Cenk sol, Redmond sağ. Ee, bunu yaparsa biraz daha yükselir. En azından transfer dönemine kadar idare edebilir bir oyun ve sonuç e, sil silsilesi gelebilir. Ee, şimdi abi baktığımızda 13-14 transfer <laughs> yapıldı sezon başında. Hı -hı. Fakat günün sonuna geldiğimizde ilk yarı sonu ererken Beşiktaş kadrosunun verimsiz olduğunu konuşuyoruz. Evet. Bunu daha hmm. önceki programlarda değindik. Değindik. Çok değindik. Yani, yani e, hani mantarlı Pizza yap dedik evet. Fransız aşçıya. Mantar alındı, hamur alındı, ince işte maydanoz obu alındı, sos alındı daha sonra sezonun ortasında malzeme bu yok ya biz vazgeçik biz bir şiş kebap falan hani kuzu şiş falan yapalım dendi o malzeme o bak o malzeme oyun için kötü kötü malzeme değil hep bunu söyledik yani. İnsanlar da evet 3 4 için evet, ve adamın oyun şekli için ya yani uzun at isabetli at Şimple bas bu. falan kötü malzeme değildi ama bu hocayla bu malzeme çok zor. Olmuyordu zaten zorlanıyorlar. Evet. O yüzden de Beşiktaş bunu yaşıyor. Zaten devre arası değişikliklerin böyle bir şeyi var. Handikapı var ya. O yüzden başkanlar olabildiğince kaçar o işten evet. girmemeye çalışırlar. Ama bu Beşiktaş'ın başına geldi. Ee... İkidir geliyor bir de. İki sezon üstte geldi. Peki şunu sormak istiyorum abi. Devre arasında sence en elzem, acil transfer orta saha edilmesi gereken yani orta saha. Çok net ya. Ya yani. Diya diyorum abi. Şimdi şöyle Sivas'ı biliyorsun bu sene hmm. bütün Avrupa maçlarını takip ettim. Evet, evet. Ya gerçekten çok ayrı bir futbolcu. İyi oyuncu. Büyüklerde oynar mı? Ya ben, klasik sorudur ya. Abi oynar. Oynar, oynar, oynar. mı? sabah oynar çünkü yani Ben de çok beğeniyorum. Sihirli bir e O bence ama var. o anlaştı bence bir yerle. Yani ya, tavrını ya, gösteriyor. Ya yapılabilir ama ya. Yapılabilir ya. Abi Beşiktaş devreye girebilir diyorsun. Ya yapılabilir. Hala fırsat varken yapılabilir Hı. bence. E, bugün de Eyüp Spor haberleri çıktı diye savunacak. Evet, sabah evet gördüm. Gördüm. Başakşehir diye düşünüyorduk. Eyüp Spor haberi çıktı. Hı. Demek ki hala Ayyuk'ta bir şey var. Yani bitirilebilir o iş. Bilmiyorum. Bedava. Olabilir. Ya bedava bonservisi yok. Hı. Ve direkt aradığı futbolcu bence. Beşiktaş orta sahasını. Hmm. Gol atıyor, attırıyor. Evet, evet. Var ama işte yapar mı yapmaz mı? Çok öyle parlak adamlar geldi. Sen yani tabatalardan tut. Hani Abi Süper Ligi risk... domine eden bir sürü adam geldi. Risk alacaksan böyle alacaksın. Bonsersi evet. yok. Tabii tabii bonservis olmaması önemli. O yüzden haklısın. E, yapılabilir bir transfer. Katılıyorum sana. Onun dışında e, Masu konuşalım. Ya yani kötü değil bence. Go Bu arada gole kadar da bayağı bir hatası yaptı yine. Evet hatası Üst yaptı. yaptı. Ama o da biraz bence mental bir düşüklük yaşıyor. Hmm. Bir de en yakın arkadaşı Rosie abi. İkisi bu arada yaşıyor bu arada. Evet. E, o da aslında Redmond'la benzer bir profil. Masuaku. <laughs> Masuaku'ya değinelim biraz. E, bunlar bir türlü aslında takımın iyi oynamadığı için kendileri yükselemeyen oyuncular. Hep evet. verdiğimiz Larry'in örneği var. 3 gol de atıyor Larry'in 20 gol de atıyor. Evet. Oyuna göre. Takıma göre. Şimdi Redmond da, Redmond da kendini gösteremedi. Masuaku da gösteremedi. Çünkü Beşiktaş'ın kötü bir dönemine geldiler. İyi oyunun olmadığı, oyunun bir türlü oturmadığı bir dönem. O yüzden de Masuak'tan beklenti yüksek olmakla beraber, e, takımın tam bir sistemi yok. Devamlı değişen oyun kurgusu var, devamlı değişen sistem var ve Masu Akku da kendini e, gösteremedi. Tabii kritik noktalarda hatalar yaptı. O işte, Trabzonspor maçı onun için belki bir kırılma kısmı oldu ama e, şunu söylemek lazım. Yani o da West Ham'da 128 maça çıkmış. Evet. Ya kimse West Ham'da 128 maça çıkarmazlar. Orada da işte 2 golü var, 10 asisti var. Yani Premier Lig'de bayağı oynamış bir oyuncu ve bir anda Umut Meraş'tan bile daha kötü gibi muamelesi. muamelesi can sıkıcı. Aldığım bilgi kendi de gitmek istediği yönünde. Yani e, biraz keyfi yok. yani ben yani ben burada niye yedek kalıyorum? Hani bu kadar mı kötüyüm? E, diye kendi bir biraz sorguluyor anladığım kadarıyla kulübü. Evet. Yani sadece hani bir haberler çıktı Beşiktaş göndermek istiyor diye kendi sanki biraz ayrılmak istiyor gibi gözüküyor. Bu şartlarda Beşiktaş göndermeli mi çok emin değilim. Yani evet. onun yerine bir solbek bulabilecek misin? Ya ben olsam Masakuno'nun yediği bir sol bek alırım. Şöyle söyleyeyim, son iki maça baktığımızda Beşiktaş iki gol attı iki maçta. Evet. Biri asist, biri gol. Evet. Masuako. Evet, 4 puan getirdi yani Aslı'a evet, baktığınız evet. zaman ve evet hataları var mı? Var. Posatası yapıyor, mental bazı problemleri var gibi gözüküyor ama Umut, Meraş da aynı seviyede asla değiller. Yani ya. Ne olursa olsun başka oyuncular ve başka seviyeler yani. Ya şu an için takımda Vegors'u en çok besleyebilecek adam Masuaku. evet. Evet, bu bir çok alternatif göremiyorum. göremiyorum. Ve Rozya'dan başka. ve çok çıkamıyor Enkudu yüzünden bence. Evet. Yani Enkudu'nun oradaki garip oyununu ayak uyduramıyor. Bindirdiği zaman Enkudu atmıyor çünkü ona ısrarla. Ee, orada iyi bir sol ön oyuncusu. Bak mesela Cenk olsa içeri kat eden. Evet. Veya bol bol orayı boşaltıp e, sol bekin akmasına müsaade eden bir forvet tipi olsa. Gezal Rozier gibi bir evet, Evet Gezal Rozier gibi. Masuaku daha etkili olabilir. Çok mu dört dörtlük? Hayır hataları var ama yine de Süper Lig'in bence seviye anlamında üstüne bir oyuncu Masuaku. Biraz ona da güvenmek lazım. Yani Redmond'ın yaşadığı şey biraz o da yaşıyor olabilir. 4 maç, 5 maç üst üste onu oynatmak lazım. Yani Umut sevdiğimiz bir kardeşimiz, milli oyuncu ancak e, savunma sadece savunma yaparak bir ki savunması yüksek değil bu aralar. Sadece savunma yaparak Beşiktaş şey sol bek oynayamaz. E, bu arada Şenol Güneş üçlü oynayacaksa sol üstü paraları Umut'u da deneyebilir. Kısa değil mi onun için? Ama bir tane kısa olur üçlü de ya. Fazla kısa bence en azından süpürücü gibi hız en hızıyla. Rozier kıpırdadı yapıyorum. biraz bence. Hala eskisi Rozier şöyle diyeyim ben size. Yüz işte yüzde performans sergiledi şampiyonluk senesinde. Yüzde ee, 70 değildi ama bence yüzde 10'lardan yüzde 35-40 gösterdi o maç. Bindirdi en azından Hı. gitti geldi vesaire. Hala hazır değil. Hala kilosu var. Onun biraz kıpırdaması önemli. Joseph biraz başta kötü başladı ama oynadıkça sanki iyi olacak gibi. Josef, de, Joseph Gesson, Salih orası zaten net. Buradaki en büyük soru işareti de Salih ne yazık ki. Evet. Yani kötü oynamıyor. İyi işler yapıyor. Ama hiç şeyde yok. Skorda yok. Tabelada yok. Yani e, asist krallığı, işte gol krallığı, kilit pas krallığı falan hiçbirisi de hiçbir yerde yok. Evet. E, orta sahadaki oyuncu biz Oğuzhan'a çok kızdık bu yüzden. E, aynı şey o zaman. Yani Oğuzhan'ın daha iyi fiziken. Yani. daha fazla oyuna giriyor. Daha fazla toplam buluşuyor yani ama. Yani daha yetenekli olduğunu düşünüyorum da. Ha, iyi ha, Hanım de, ikisi de formdeyse hangisini alırsınız sayar soru? Ben Oğuzhan'ı alırım. E, Oğuzhan'ı alabilirim ben de. Yani o Bursa Spor maçındaki 2015-16'taki tiktaka ha, yapan ha, çocuksa gelsin ama bir sene oynadı o. Kredisi yok. Kredisini göremedik. Ama öyle mi oynadık abi? Tamam, tamam. Oynadı ya, zaten. Yaddı. Onun da kredisini uzun süre kullandı. E, ve tabii son bir paranteze bence. Ayrı bir parantez açmak lazım. Mert. Evet. E, kredi S sorunu çözülmüş gibi gözüküyor. Seyri değiştirdi bence. Evet. E, Kurtarış anlamında belki şey değil hani böyle %100 yüz kaleciyle karşı karşıya falan böyle çok. Ama öyle bir libero kaleciliği yapıyor ki evet. aslında o karşı karşıya olacak pozisyonları önceden kapatıyor. O yüzden onlar sayılmıyor. Ee, bununla ilgili bir istatistik aslında onu da tartışmak lazım. Mesela maça sonuna baktığında kurtarışı bir gözüküyor. Evet. Değil bence. Çünkü o, o libero gibi çıkıyor ve o zaten pozisyon olacakken engelliyor. Aslında ona bir katkı olması lazım istatistiğe. Mert sayesinde Wellington sırıtmıyor. Evet tabii %100. Ya direkt arkasını topluyor abi direkt. Ama libero gibi zaten. Ayağı evet. çok düzgün bir de. Çok yani Ece bayağı. Bu Antep maçında bir pas attı. Evet. evet da... da attı ikidir hani. Evet. Enkuduya. Ee, evet. Tabii kalenin güvende olması takımın oyununu çok etkileyen bir durum. Eee zaten kötü golü yoktur kariyerinde. De. Yani kötü yediği gol işte azdır, yoktur, azdır. Ama form tuttuğu zaman da iyi kalecidir. Formunu yavaş yavaş buluyor, buluyor. Eee işi zor orada çok sağlam duruyor Mert. Güven de veriyor, arkaya da topluyor. O yüzden de belki de Valen İsmail Mertle başlasa başka bir şey olurdu bu arada. Gel yani sakatlığı vardı ama evet. Mert Mert olsa kalede daha farklı bir istatistik olabilirdi. Ee, abi çok uzun kaldık Beşiktaş'ta ama Geçelim. çok çok kısa da konuşmamız lazım. Şenol Hoca da bir çıkım yaptı. Ozan Tufan, Onur Bulut, Cengiz Ünder konuşulan isimler. Hı -hı. Bir yerli e, durumu var Beşiktaş'ta. Yerlisi zayıf Beşiktaş'ın. Evet, Ozan Tufan için ne diyorsun? Gelmeli mi sence? görüşme var veya yok haber sormuyorum. O hani artık varsa bir ya duyumun, tek, tabii konuda. Normalde ya normalde %100 gelmemeli. Ozan Tufan. Evet ama Şenol Güneş faktöründen dolayı herkes de bir bu adamı Şenol Güneş bu hale getirdi. O yüzden de bir kez daha Şenol Güneş yapabilir mi umudu var tabii ki. Yaparsa benim çok beğendiğim oyuncu. Yani iyi Ozan Tufan çok iş yapar. Çünkü Ozan Tufan dediğin adam hem çok koşuyor, hem gol atıyor. Şimdi şut atıyor. Hem asist yapıyor. Yani enteresan bir özellikleri olan bir oyuncu. Ancak e, tabii ki şunu unutmamak lazım. E, orada da bir delali Ali e, durumu var. Yani evet. neredeyse 2 yıldır oynamayan, birçok şeyle haber olan, yok saçını taradı maç sırasında, yok bilmem garip garip futbol dışı şeylerle de konuşulan e, bir türlü toparlayamayan ve Fenerbahçe'nin çok çok uzun şans verdiği, defalarca şans verdiği, kiraladığı, geri aldığı, uğraştığı bir oyuncu. Ve orada yapamamış, burada yapabilirim mi? Hoca faktörüyle yapma ihtimali var. Ee, ama işte orada da yani çok emin değilim ya Ozan'la ilgili. İki sene önce çok istiyordum gelmesini. İş yapar diyordum ben. Evet. Ama şu anda artık bu kadar zamandır oynamıyor, bu kadar zamandır iyi değil daha doğrusu. Orada gerçi bir goller moller attı, fena başlamadı ama. Ben altı olsa da. Yine de bilmiyorum çok hani Beşiktaş'ın Yok mu yani bir oyuncu, yok mu bir Arda Güler'i yok mu ya? Bir Arda Güler bulamıyor mu yani? Bir ikinci bir e, Emirhan çıkartamıyor mu? Veya bir Anadolu'dan oradan buradan bir de işte adam Diyayı, Sabay'ı buluyor mesela Sivas. İşte atıyorum Giresun'un bir oyuncusu var. Orhan Sainz. Ha, İspanya'dan 21 yaşında oyuncu. de bulamıyor mu Beşiktaş yani? Bu Ozan Tufan mı ya yani? İlla Ozan Tufan mı? Volkan Şen de gelsin o zaman yani. <laughs> Bir yandan da buna kızıyorum kulübün bu yapısına. Yani bir yandan da yani hep eskiler hep eskiler. Abu Bakarlar, taliş kadar falan filan. Ee, bu açıdan bakıldığında da biraz şey, yani mesafeliyim. Kapatalım abi Beşiktaş bölümünü. Böylelikle hem Galatasaray maçına hem de Hı -hı. Ve peşi sıra yaşanan e, durumları konuşalım. Süper Lig nedir deseler bak Süper Lig kimdir deseler, deseler Süper Lig kimdir deseler e, Sivas Galatasaray maçıdır derim. Evet abi. Bu yani zeminiyle, yaşananlarla, hakemlerle, onlarla, bunlarla korkunç. Her yıl yaşadığımız zemin konusunu açlık hayırlı olsun. Önümüzdeki arada yine başka başka statlarda konuşuruz. Premier Lig'de her ay çimci seçiliyor. Ayın çimcisi, ayın çimi, ayın çimcisi. Bunlara paralar veriliyor. Çok iyi onların bakımları falan hepsinin belli bir standart olmak zorunda. Türkiye bu sorunu çözemedi. Hastalık varmış. Bir mikrop kapmış galiba Çınar. Öyle bir Okan, Okan Hoca öyle bir açıklama yaptı. Ee, yapacak bir şey yok Türkiye burası. Bu Türkiye gerçi. Artık bunları sorgulamaktan da sıkıldım. Ee, ama çok kötü bir zemin vardı. Ya orada futbol oynanmaz. Ayıp yani. Bu kadar iyi oyuncu getirip de e, Galatasaray mesela orada oynaması Galatasaray'ın da mağduriyet. Kim bir daha soruya mağdur. Sivas için de mağduriyet tabii ki. Evet. Çok kötü bir zemin vardı. Bir onu önce söyleyelim. Ee, futbol çok konuşulmadı. Aslında bayağı futbol konuşulabilecek bir maçtı ama olmadı. Aslında ka kaosun da sebebi, hakem kaosunun sebebi çok basit. Yani neden bu kadar tartışıldı, neden bu kadar çok konuşuldu, neden anlaşılmadı pozisyon? Tek bir şey var. Ne çizgi aslında. çekilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun basına verdiği briefingde offside olduğu zaman çizgi çekilecek dendi. Şimdi pozisyon oynandı, hakem vara gitti, herkes çizgi bekliyor. Çizgi var mı? Yok. Yok. Çizgi nerede? Para nerede? Ha, araba Arana. nerede? Para nerede? <laughs> Yılmaz Erdoğan, Yılmaz abiye selamlar. Offside çizgisi yok ki ortadan. Offside çizgisi olmadığı için e, spiker kardeşimiz, arkadaşımız şey yapamadı. Hani offside olsa offside diyecek. Bakıyor vardı, vardı biliyorsun. Bir de vardı bir konuşma var. Bir, uzun bir orada muhabbet falan var bayağı. İstişare. İstişare var. Şimdi fual mi var pozisyonda? Nelson'un pozisyonu var. Nelson'la ilgili fual dendi. El mi var? İtiş kakış mı var? Offside mi var? Kimse bilmiyor. Evet. Rıza Çalınbay bilmiyor. Sivas Başkanı bilmiyor. Okan Hoca bana o saat dediler o saat galiba diyor. Yani ortada bir kimsenin anlamadığı bir durum var ve bunun sebebi çizgi çekilmemesi. Çizgi neden çekilmiyor? Neden abi? Ben çizgi çekilecek yer de yok yani çünkü saat değil yani. Nasıl çekecek? Orada iki tane adam var. Yani Sasha Boy falan orada içeride. Kim saat orada? Sence? Bilmiyorum abi. Şimdi o zaman marka değeri, Süper Lig'in kalitesi, işte şöyle olacak, böyle yükselteceğiz. Korsan yayına hayır, elbette Korsan yayına hayır. Ama insanlara sen Dijitürk al, para ver diyorsun, 200 lira ver diyorsun, al diyorsun. Ben oturuyorum, maçta hangi pozisyon olduğunu bilmiyorum. Mesela başka bir sporda veya başka bir ligde olabilir mi? E, Premier Lig'de bir mesafe pozisyon oluyor, vara gidiyor hakem. Penaltı mı, kırmızı mı, korner falan belli diyor. Öyle herkes birbirine bakıyor ve çıkmıyor da sonuç. Orada zaten yazıyor şeyde. Ha. Yani monitörde yazıyor ne için kontrol ediyor? Hoca falan ben de anlamadım falan diye tweet attı. Ya, eski hakemler anlamıyor. Biz anlamıyoruz. Gazeteciler, taraftarlar anlamıyor. 10 ay dedi ya 40 kişi spor servisinde. Evet. Ve hala açıklanmadı. Evet. Hala pozisyon ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, e, sondaki pozisyon o da ayrı bir skandal. Yani e, sonda bir offside pozisyonu var. Sivas'ın attığı golde. Hı -hı. E, Orada da offside'a bak offside mı bakıyor bakmıyordan önce önce penaltı tartışması oldu. Çünkü çıkarken Nelson dirsek vurmuş. Ee, onu inceliyorlar. Beklenti e, bunu o incelerken kenarlıklar görmüyor. Merkez penaltı. Hatta e, hakem tekrardan dönerken sahaya Sivas oyuncular böyle falan yapıyor. Oh be ve penaltıyı verdi falan yapıyor. Ee, e, offside pozisyon öncesi. Yani o pozisyon öncesini incelediğini bile sen şey yapamıyorsun. Hani onu bile anlatamıyorsun insanlara. Ya bu çok korkunç bir durum artık. Bu çok başarısız bir durum artık. E, son yılların en güzel açıklamasını meclis başkanı yaptı. EYT çıktı, emekli olsun dedi. <laughs> Özgür Gürkal. Ya benim son zamanlarda çok artık ne de bak çok net hedefi söyleyeceksin ve gitsin diyeceksin. Ali Koç da söyledi bugün. Evet. Çok doğru. Ya Türk kalbi biz çekmek zorundayız kardeşim. Hiçbir zaman iyi hakem değildi ki? 2005-2006 meşhur Amerika'nın golü. 50 attı. Vurdu sumacı. Verdi golü. Var yok tamam. Ee, o maç akıllarda kaldı. Daha sonra bir sürü kötü maçı var. 7 sezon, 8 sezon. E, toplamda kaç maç yönetmiştir sen yani Süper Lig'de? 8 sezonda. Ya 10 sezonda. 2005'te de vardı. 20 sezonda kaç maç yönetmiştir? 15 sezonda. Bilmiyorum abi. 47. Ya. Ne demek 47 maç Süper Lig'de? Süper Lig'den bahsediyor. Alta veriyorlar. Altta kadar nasılsa kurbanlık koyun. 20 sezonda. Evet. bu, bu son 10 yılda 47 maçı var adamın Süper Lig'de. Neden? 4,7'ye tekrar evet. Gidiyorlar. Neden? Neden abi? 2011'den beri şey yönetiyor. Altlık yönetiyor bu adam. 2011'den beri. Yani o baştaki 2003 ile 2010 arasında 7 sezonu var Süper Lig'de. 46. Ondan sonra da hiç Süper Lig'de yönetmemiş. Doğru düzgün. Çünkü hakemlik yeteneği yok. MYK biliyor. Arkadaşları biliyor federasyon biliyor, herkes biliyor. Bu Hı. ne demek? Hakimlik başka bir meslek. Hakimlik, e, bak gazetecilik de başka bir meslek. Bazı meslekler özeldir. Hı. Siyaset, gazetecilik, işte ne bileyim televizyonculuk, hakemlik, futbolcu özel bazı maharetlerin olması gerekir. Başarılı olman için. Çünkü anında karar vereceksin. Bu hakemiyetinin yüksek olacak hakem, hakem, hakem sen. Göreceksin, karar vereceksin, futbolu bileceksin. Bunların hepsini yapacaksın ve bunun için belli bir birikim, belli bir futbol bilgisi ve belli bir IQ gerekmekte, belli bir yetenek gerekmekte. E, bu adam bunu yapamıyor ki yıllardır. Sen niye ısrarla vara veriyorsunuz bu adama? Neden mesela yani? Yapay zeka mı? Öyleymiş abi. Yapay zeka artık yani yapay zekanın sonunda hepimiz geri zekalı olacağız. <gülüyor> yani <gülüyor> bakacağız ve <laughs> Al... çünkü algılayamıyoruz hiçbir şey. Pozisyon ne, evet. korner mi, Değil mi? Penaltı mı, o mu, bu mu? Bu olacak en sonunda. Türkiye'de futbol severlerine zekası gelecek en sonunda. O yüzden de e, bu çok normal bir durum değil. E, Erkan Özdamar ne duruşuyla, ne sağ içinde iletişimiyle, ne yaptığı danslarla hiçbir şekilde, ki özel hayatları yapsın dans önemli değil. Hiçbir şekilde hakemlik e, duruşunu sergilemiyor. Bu arada sosyal medyada bir video izledim. Dansta gerçekten çok başarılı. Tamam. Yani. Başarılı. Okey dans yapsın, dans etsin. Sıkıntı yok. Çok başarılı gerçekten. Tedirgin bir kere. Evet. Ve etki altında kalmaya çok müsait. Etki altında kalmasa gidip orada 5 dakika konuşmaz. Yani bildiğin, ya bence çok ikna edilebilir bir insan. Yani i̇kna etler çünkü 5 dakika. Önce ilk pozisyon sonra ikinci pozisyon. Geldi mesela büyük bir ihtimalle dayandı ve şey diyor. Hocam ben bir şey göremiyorum diyor. Özgüç Türk kalpte anlatıyor. Ama hocam... Yani orada o yok diyor, bu burada bu yok diyor, burada çizgi çekememişiz diyor falan. Anlatıyor. İkna oluyor abi adam. İkna oldu mesela pozisyona ve golü iptal etti. E bu tarz bir hakemlik yok yani. Bu bir hakim sorunu ve e, kaç dakika uzadı maç? 116 mı? Evet, bayağı uzadı. Dünya e, penaltı tarafı gidecek zannettim ben. <laughs> <Yani> bu, <laughs> buna müsaade edemezsiniz yani. Bir, biri yazmış ya maç başladığında <laughs> çocuklar liseye hazırlanmaya başladı. buna 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 müsaade edemezsiniz. Bu ayıp artık yani. Bol severlere de ayıp, kulüplere dayıp, ayıp, başkanlara da ayıp. sonra ee, ne oldu? İki tane adam, iki tane hakim, bir Erkan Özdamar, bir Özgüç Turkalp koskoca 120 yıllık kulüpleri birbirine düşürüyor ya. Evet. Erdem bir açıklama yapıyor, Ali Bey açıklama yapıyor. Neden? İki tane adamın yaptığı garip garip hatadan dolayı. Ya bunlara, da artık kurtulmak lazım. Hakikaten ee, ne olacak? İki hafta sonra yine bu adamlar maç yönetecek. Tabii hiçbir şey değişmiyor. Üç hafta, beş hafta ceza. Bu değil ki. Bu hakem eğitim sistemi değişmedikten sonra bu iş düzelmez. Evet. Onu ben söyleyeyim. Ee, Erden Timur bir sürü şey söyledi. Sayın Ali Koç, Sayın Erden Timur bir yandan evet açıklansın dedi. Ama bir yandan algı yapılıyor, çok abartılıyor falan. Aslında abartılmasının sebebi anlaşılmaması. Çünkü bu tartışmalı pozisyon değil. Çünkü neyi tartışacağımızı bilmiyoruz. Ya o saat mi verdi, ne verdi bilmiyoruz. O yüzden biraz daha farklı bir pozisyon. Ama hani bu kadar gerilimin ya, bu kadar gerilime sebep olmaya bir hakemin hakkı yok ya. Yani. Evet. Bu arada hakem tanıdıklarımız var Hı -hı. abi. Ne yazık ki bu işler aşağıda da dönüyor. Hı, -hı. Alt yaşlardan itibaren. Yüzde yüz. Evet tabii tabii. Bu işler dönüyor abi. Maalesef. O yüzden de e, o yüzden de iyi hakem çıkartamıyoruz. Evet. E, çok önemli bir galibiyet aldılar. Ama futbol konuşmamıza hakemler müsaade etmiyor. Zaten gördüğün gibi kendileri de artık futbol konuşmuyor, yani yöneticiler de konuşmuyor, mecburen Tabii. bunlardan dolayı yapacak bir şey yok. Tamam Erdem Bey'in açıklamalarına mı geçelim abi? Yo aslında onu konuştuk, yani Erdem tamam. Bey'in açıklamaları hani şunu şunu söylemek lazım. Kendi göre aklı, kendi kulübünü koruyor, kendi kulübünün menfaatini koruyor. Ee, ama ben olsam şunu derdim, yani bu pozisyon hatalı pozisyon gibi gözüküyor. Ee, Sivas Spor için üzgünüm. Evet. Keşke böyle bir keşke gol sayılsaydı. Ancak biz de ikisine de çok canımız yanıyor hakemden. Ya bu maç yüzünden de bizi bizim üzerimize algı oluşturuyor. Biz de hakemden şikayetçiyiz. Biz de bundan sonra bu adamın maç yönetmesini istemiyoruz dese başka bir seviye olacak. Başka bir şey tartışacağız mesela o zaman. Yani ama onu demek yani biraz daha hani bize algı yapılıyor. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Orada da yapıldı, burada da yapıldı. Ya zaten o bu değil ki. Zaten konu şey değil ki. Galatasaray kullanıyor, Fenerbahçe kullanıyor, Galatasaray Beşiktaş kullanıyor değil ki konu. E, i̇ki hafta önce de Beşiktaş oldu. En Enkudur'un pozisyonu. Bu sefer de 100 bin, bin tane tweet atıldı. Beşiktaş'ı kolluyorlar. Beşiktaş'ı üzmüyorlar bakın falan filan. Ne yani üzmüyorlar öyle bir şey değil ki. Bu üzmekle ilgili değil ki. Adam yapamıyor. Ya yani hakemler yönetemiyor. Bu şey gibi bir şey. Yarış var ortada. Adam arabayı çok kötü kullanıyor. Onu üzmesinler. Yok Galatasaray'ı kolla, Fener'i kolla, Beşiktaş'ı kolla. Ama e, adam çok beceriksiz. Evet. Yani yönetme becerileri yok. Ve o yüzden de açıkçası e, ben şey görüyorum ya bunun bu çok da çözümsüz görüyorum yani bu eğitim sistemi değişmedikten sonra hakem eğitim sistemi hakem müfredat hakemlik müfredatı değişmedikten sonra yeni hakemler çıkmadıktan sonra alt, alt taraftaki tanıdık ilişkileri alt taraftaki birbirini kollama ilişkileri düzelmedikten sonra bunlar devam eder yani bu Erkan Özdemir gider o gelir Yasin kol çıkar öbürkü girer bu hiç durmadan hakem geliyor alttan ve hepsi bir sene patates oluyor bu Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus falan bayağı duayanmış yani bunca sene ayakta kalabilmişler en azından. Valla ben ne zaman hakem tartışması olursa aynı şeyi söylüyorum abi Hı -hı. bu sezon için geçtiğimiz sezon doğru veya yanlış, tarzı doğru veya yanlış. Hı -hı. Bir operasyon yapıldı hakem camiasına. Fakat e, operasyona düzelmez. Fenerbahçe ve Galatasaray e, bu operasyonun karşısında yer aldı. Hı -hı. Ve o yüzden bu nedenle ki her iki cami yanında bence hakem konuşmaya hakkı yok. Ya ben ben tam o değilim. Ben ben tam o kafada değilim. Ben de şunu diyorum. Hakemlere operasyon yapılacaksa e, Trabzon Trabzon Beşiktaş'ın desteklediği, Fenerbahçe Galatasaray'ın desteklemediği falan olmaz. Operasyon yapılacaksa ciddi bir radikal değişiklik. 4 evet. takım oturacak. Dört tane büyük. Evet. Diğerlerini de alacaklar. Konuşacaklar ve bizim şunları şunları yapmamız lazım. Bizim şunları değiştirmemiz lazım. Toplu bir karar alınacak. Ya yani bu hep olur. Yani o operasyonu o operasyonu Fenerbahçe Galatasaray yapsa sence ne olacaktı? Trabzon Beşiktaş itiraz edecekti. Evet. Bu böyle. Ben camia üzerinde konuşmuyorum. Sonuç olarak Türk, Top... Türk, futbol tarihinde hakem camiasına ilk defa bir ateş edildi. Evet, 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 evet. Ama işte o ateşi falan düzeltemezsin. Böyle bir şey değil. Evet. Bu, bu, şey gibi düşün. Walking Dead'i izledin mi dizi? Evet. Yani milyonlarca zombi var. Ya i̇lacı bulmazsan o çıkacak o yani. O oradan, oradan çıkacak, buradan çıkacak. Birisi onu yiyecek, birbirinden mi çıkacak. Yani o, ilacı bulman lazım. İlacı evet. bulmadığın için de Walking Dead'de Jack gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Edelim bakalım. Fenerbahçe'ye geçiyorum abi. Geçelim. Ee, maçlama başlayayım mı? Ali Koç'un açıklamaları mı? Ali Koç'un açıklamaları da tabii ki daha sertti. Evet. Tabii ikinci açıklama olması bir e, hani Erden Timur'un Erden Timur'dan sonra konuşmak bir avantaj tabii ki çünkü rakibin ne söylediğine göre açıklamalar yaptı. Evet. Bası toplantısını eleştirdi. Çanak sorular sorulun dedi. Ben böyle evet. bir bası toplantısı görmedim dedi. Bizim böyle kadrolu muhabirlerimiz yok. <laughs> Peki kadrolu muhabirimiz yok dedi. Ee, kulüplerin ne yazık ki her kulübün bu arada desteklediği muhabirler gazeteciler var ya yani. bu artık Türkiye'nin Türk spor medyasının gerçeği olmuş vaziyette. Her kulübün var bence. Ee, ama soru konusunda haklı olabilir. Yani çok eleştirel soru tabii ki yoktu ama basın toplantılarında o takımın medyası zaten çok eleştirel soru sormuyor ki. İşler çok kötü gitmedikçe. Evet. Yani e işte çok kötü artık seçim falan böyle işler yandıysa medya sıkıştırır ama onun dışında medya soru soramıyor ki. Niye soramıyor medya sence? Bir sonraki basın toplantısında yer alabilmek için. Bunu herkes sallıyor Twitter'dan. Onun sorun, bunun sorun, şöyle evet. soramadığınız falan. Haklılar. Aslında gazeteci olarak ama kulüpler müsaade etmiyor ki. Tabii. Ki. Güzel soru soran en güzel röportajı alıyor. Güzel soru soran takılıyor kafasına. Güzel soru olan son dakikayı alıyor. Güzel soru soran son dakika bilgisini, transfer bilgisini her şeyi alıyor birazcık dik soru soran sert soru soran telefonlar açılmıyor sağ sola haber veriliyor bu bizi istemiyor galiba falan böyle bir şey tribu var bütün yöneticilerde bu bizi istemiyor galiba evet. sanki şeyiz biz sanki evet. hani böyle bir gücü gücü yok ki gazeteciye. kulüp ismi vermeyeceğim sohbet toplantısı Verme. yapılıyor yok vermeyeceğim zaten Kulü, sohbet toplantısı yapılıyor sohbet toplantısı sonra değiştirilmiş bir şekilde metin olarak gönderiliyor muhabirlere yani... üzücü. Üzücü ama bu çok kapsamlı bir medya konusu. Medya Tabii. iliştirisi. Ee, en az da suçlu muhabirler. Tabii ki. Ne yapacak? O zaman öbürkü işsiz mi kalsın? Nasıl olacak bu bu bu, bu ortamda böyle bir durumda? Ee, detaylı konuşmak lazım onu. O yüzden de Sayın Ali Koç'un açıklamaları. O da kendi camiasını koruyor. O da rahatsızlıklarını söyledi. Federasyona güven oyu verdi bu arada. Enteresan bir şekilde. Ben evet. güveniyorum ama iyi niyetini göstermesi lazım dedi. Evet. Aslında Galatasaray'ın da pozisyonlar rahatsız olduğunu gördük. Dolayısıyla bu hakemler artık artık Özgüç Özgüç Bey'le artık vedalaşın abi. Özgüç Bey'le eee vedalaşın. Bunda bir düzgün bir şekilde duyurun. Çok seviyor çok seviliyor biliyorum o camiada. Seviliyor yani. Çok seviyorlar. B büyük bir ihtimalle çok iyi bir insan. Büyük bir ihtimalle iyi biri yani bu kadar çok sevildiğine göre. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın partisi yapın o zaman. Yani güzel bir veda yapın. Güzel evet. bir yemekli gece yapın. Evet. Erkan Hoca da orada dans etsin. Rahatlasın. <laughs> tamam mı? Orada güzel bir gece olsun. <laughs> Abi çok iyi bak. Hiç Hayır. beklemiyordum. <laughs> ha, güzel bir gece veda Artık bu kadar ben 20 senedir aynı adamı konuşuyoruz ya. Ve 2005'te ya ben yani 2005'te ben, <laughs> ben ben 25 yaşında gençlik biriyim. Televizyonu açıp Erman Toroğlu, Şansal Büyüka ya bu Özgür Türkay hakem mi falan dedi 2005'te. Abi 2022 oldu. 17 sene 17 <laughs> sene 17 <laughs> sene geçmiş. 15 sene geçmiş. Yine aynı şeyi konuşuyoruz yani. Evet. Yani bunu çekmek zorunda değiliz ki. Geçelim maça. Geçelim maça evet abi. Fenerbahçe kazandı. Farklı kazandı. Enteresan maç bence. Ee, ve tabii ki mutlu olmuştur Fenerbahçe. Yani kazandığı için elbette mutlu olmuştur. Ama Fenerbahçe'nin oyununda da bazı e, problemler olduğu bence gözüküyor. Yani bu biraz şeyle ilgili. Ee, sanki rakipler anlamaya başladı gibi bir şey var bence. Yani Fenerbahçe'den de moralini bozmak istemem ama bir e, tabii ki 4-0 kazandıktan sonra olan 4-0 kazanmışız bizim eleştiriyorsun falan demiyorum. Eleştirmiyorum. Yine de çok şut atan, çok hücum eden işte e, 66'ya 34 toplu oynama, 4 tane gol var, 25 tane şut çekmişler. 15'i isabetli ve 20 tane ceza sahasının içinden kıymetli. Bak ceza sahası içine girip şut çekmek kıymetli futbolda. Ee, rakibin sadece 4 tane şutu var falan yani istatistiklerde sorun yok. 4-0 bitti ee, ancak 4-0 bitti 6-0 da bitebilirdi 7-0 da bitebilirdi. Ancak ligin başına göre Fenerbahçe daha fazla pozisyon veriyor. Rakiplerin bu işe çalıştığı offside taktiğini bozmak için uğraştığı işte geçen hafta Abdullah Avcı başardı. Burada da e, arkaya atılan toplarda ciddi problemler var. Ee, orada bir 6'yı avlayabilirdi ee, 15. dakikada. Erika işte At. attı. Offside vesaire. Offside bu O doğru. Evet. Sonrasında Fenerbahçe oyunu aldı ama yani burada arka toplarda problemler var. Burada biraz Fenerbahçe'nin hücumcuları da çok fazla geriye yardıma gelmiyor. Çünkü Fenerbahçe çok önde oynuyor. Bu da Jorge zaten ilk geldiği günden beri söylediği şey. Yani 1-0 kazanmaktansa 5 0 kazanmayı tercih ederim. Öndekiler, önde bir grup var. Önde bir e, bu maçta da almışım notonları. onları. King, Batu Şahin, İrfan. Şimdi bu üçü bayağı önde duruyor. Ve topu kaptırdığı zaman Rossi topu kaptırdı. Pozisyon başladı mesela. Geliyor takım. Bayağı onlar geride. Hiç olayla alakaları yok. E futbolda kalecinin de say. Sen futbolda 7 kişi müdahale etmeye çalışıyorsun. Yani bir hücumcuların çok önde olma durum var. Hücumcuların biraz geriye gelmekte biraz zorlandıklarını görüyorum. Zorlandığı için de mesela El Kabin'in pozisyonunda 6'ya 6, -6 yakalanlar. Evet. Yani çünkü yok. Hani normalde çok önde oynayan bir takım değil ki Hatay. Nasıl 6-6 yakalanıyorsun? Çünkü e, geriye gelmekte biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ama tabii ki bu olmasa bunlar olmasa bu kadar önde basmasa Serdar Dursun'un golü gelmez. Yani artları olan ekstra olan bir oyundan bahsediyoruz. Neticede bu oyun zor bir oyun. Neticede bu oyun e, önde basıp bol pozisyon veren bir oyun. Fenerbahçe'de bunun sıkıntısını yaşıyor. Şey için ayrı parantez Ferdi için inanılmaz iyi oynuyor. İnanılmaz başka bir boyuta geçti neredeyse Gökhan Gönül Fenerbahçe'nin iyi Gökhan Gönül'ü konuna gelmek üzere neredeyse ona geldi. O acayip bir bindirme yapıyor. Bir şeyde tabi Batshuayi 6'sı lig 11. golü. 11 gol atmış vaziyette. Bu kadar galiba kariyerin rekorunu kıracak. Evet. Aynı tempoda giderse Çünkü kariyerinde yok böyle bir şey. Evet. Bu da ne kadar iyi kullanıldığını gösteriyor. King enteresan bir oyuncu. Her her pozisyonda var. Hava topunda orada burada. ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin oyunlu sezon başı oyun değil. Onu da söyleyelim. Var mı ekleyecekmiş abi? Bitirelim. Herkesin yeni yılı kutlu olsun diye. Evet yeni yılınız kutlu olsun. Güzel bir yıl. Sağlıklı, huzurlu, keyifli. Ee, iyi para kazanın. Keyfinize bakın. Ee, bu arada parada çalışınca kazanıyorsunuz arkadaşlar. Çalışın. Bir şeyler üretin. içerik üretin. Ee, koşturun. Yazın. Edin. Ee, bunların karşılıksız kaldığını ben görmedim. En azından benim gençliğimde kalmıyordu. Umarım şimdi de kalma, kalmıyordur. Ee, kendinize iyi bakın. İyi seneler diliyorum. Hoşçakalın. Ve ben de o iğrenç espriyle önümüzdeki yıl herkese görüşmek dileğiyle diyorum. Evet. <laughs> Görüşürüz abi. Görüşürüz.